Kalp yetersizliği nedir ve belirtileri nelerdir? Kalp, her atımda kasılıp gevşeyerek vücuda kan pompalayan bir kastır. Bazı durumlarda kalp doğru şekilde çalışamayacak kadar zayıf düşer. Bu bir kalp krizi, hipertansiyon gibi diğer sağlık durumları veya yaşam tarzı faktörlerinden dolayı olabilir. Bu kalbin yeterince kuvvetle kasılamadığı veya yeterince kanla dolamadığı anlamına gelir. Böylece vücuda daha az kan pompalanmış olur. Bu durum, organlara ve kaslara yeterince oksijen ve besin gidemediği için birçok sağlık problemine yol açabilir. Sık görülen bir belirti halsiz ve aşırı yorgun hissetmektir. Yürümek ve merdiven çıkmak gibi normal aktiviteler bile çok zor gelebilir. Kimileri dinlenirken bile nefes darlığı yaşayabilir. Böbreklere yeterince kan gitmediğinde işlevlerini tam olarak yerine getiremezler. Bu yüzden vücutta, özellikle de bilek ve ayaklarda sıvı birikimi olur. Rahatsızlık vermenin yanı sıra bu, ayakkabı giymeyi de zorlaştırır. Akciğerlerde biriken sıvı, nefes almayı zorlaştırır, özellikle de gece yatakta. Bu yüzden rahat nefes almak için üst üste birkaç yastık kullanılması gerekebilir. Kalp yetersizliğinin henüz kesin bir tedavisi olmasa da, sağlıklı bir yaşam tarzı sürerek tedavilerine devam edenler daha uzun yaşayabilir kendilerini daha iyi hissedebilir ve daha aktif bir hayat sürebilirler. Daha fazla bilgi için kalbini dinlesen.com